Afrika zaten enteresan ülkelerden oluşan bir kıtayken Güney Afrika Cumhuriyeti onların da içinde ayrı bir ilginç ülke. Aynı zamanda her anlamda Afrika'nın en önemli ülkesi. Burası Afrika kıtasındaki ülkelerden her anlamda farklı ama bir o kadar da ortak yanları var. Bu videoda hem neden bu kadar ilginç ve önemli olduğunu hem de böylesine bir ülkeyle ticaret hacmimizi nasıl geliştirebileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Tabii ilk önce ülkeyle ilgili genel bilgilerden bahsedelim. Ülkenin toplam nüfusu 60 milyon. %8 civarında renkliler olarak adlandırılan melezler var. Nüfusun %10'u beyazlardan oluşuyor. Bunların da çoğu İngiliz kökenli. Bunun yanı sıra Fransız, Alman ve Hollandalılar da var. Burası Afrika kıtasındaki en çok Avrupa kökenlilerin olduğu ülke. Geçmişte siyahiler ve beyazlar arasında çok ciddi çatışmalar olmuş ve bu çatışma halen ülkede etkisini sürdürüyor. Ülkede doğmuş ve vatandaşlık hakkı kazanmış Hintliler de burada siyahi olarak kabul ediliyor. 3 tane başkent var. Cape Town yasama başkenti, Pretoria idari başkent, Bloemfontein adli başkent. Johannesburg en büyük ve en kalabalık şehri. Tahmin edeceğiniz gibi ülkedeki en büyük sorun güvenlik. Johannesburg dünyada en çok suç işlenen şehir. Güvenliğin bu derece sorun olduğu bir yerde her şey güvenlik konusuna göre ayarlanmış. Buraya gelirken herhangi bir takı, mücevher, saat gibi pahalı eşyalarla gelmemeniz gerekiyor. En güvenli alışveriş merkezlerinin dükkanlarının girişlerinde bile silahlı güvenlikler var. Herhangi bir ülkeye gittiğinizde şehir merkezleri en kalabalık ve en güvenli yer olur. Johannesburg'de şehir merkezi en tehlikeli yer. Bu yüzden de şehrin en sakin bölgesi. Ben biraz riske girerek şehir meydanında ve caddelerinde dolaştım. Burası şehir meydanı ve normal bir şehir meydanına göre oldukça sakin. Videoyu çekmeye başladığımda hemen birisi yanıma geldi ve tedbirli olmam için beni uyardı. Burada yaşayan yerli halk bile ülkedeki şehir merkezine yıllardan beri gelmediğini söylüyor. Afrika kıtasının en büyük gökdeleni de şehrin merkezinde bulunuyor. En güvenli yerler daha çok beyazların yaşadığı, şehir merkezinin yaklaşık 15 kilometre uzağında kalan Sandton ve Rosebank bölgeleri. Kalabileceğiniz en güvenli oteller de burada yer alıyor. Siyahi ve beyaz ayrımını anlatan Apartheid Müzesi'ne kesinlikle gitmelisiniz. Nelson Mandela, siyahilere yapılan zulme karşı dur diyen Afrika'nın en önemli liderlerinden birisi. Onun mücadelesini bu müzede daha iyi anlayacaksınız. Diğer Afrika ülkeleri gibi çok yoksul insanlar var ama burada belki onların toplam zengini kadar zengin insan var. Dünyada zenginle fakir arasındaki en çok uçurumun olduğu ülke. Bu kadar zenginliğin kaynağı ülkede yoğun olarak bulunan altın madenleri. Zaten sömürgenin asıl sebebi de bu. Dünyada altın madenlerinin %40'ı burada bulunuyor. Elmas üretiminde de söz sahibi ülkeler arasında. Sömürge ülkesi olmasına rağmen buranın farklı yanı, beyazlar hala burada yaşıyor. Bu her anlamda ülkenin kültürüne yansımış. İş yapma şekilleri, ülkedeki yaşam birçok anlamda İngiliz ve Avrupa kültürü etkisinde kalmış. Burası adeta Avrupa ve Amerika'nın karışımı bir yer. Diğer Afrika ülkelerinde sömürgeci ülkelerin etkisi görülse de buradaki kadar değil. Kaldığım 15 gün boyunca kendime birçok defa sordum burası gerçekten Afrika mı diye. Sandton bölgesinde bulunan Nelson Mandela Meydanı kafe ve restoranlarıyla vakit geçirebileceğiniz bir yer. Aynı zamanda buranın içerisinde yer alan lüks bir alışveriş merkezinde dolaştığınızda dünya çapındaki mağazaları ve en zenginleri görürsünüz. En fakirlerin olduğu bölgeler şehrin diğer tarafında kalan yerler. Videoda gördüğünüz gibi tenekeden evler var. Diğer Afrika ülkelerinden gelen göçmenler de burada yaşıyor. Peki, ülke Afrika'nın en büyük ekonomisine ve en zengin maden yataklarına sahip olmasına rağmen neden bu kadar tehlikeli? İşte cevabı da buradaki zenginlikle orantılı. Yani bu kadar zengin olduğu için Afrika kıtasının diğer yerlerindeki insanlar buraya çalışmak için gelmiş. Ve gelirken de devlet göçmenlere karşı hiçbir kural koymamış. Herkes buraya gelebildiği için adeta suç örgütlerinin yeri olmuş. İşte Zimbabwe, Namibya, Mozambik ve Botswana'dan gelenler adeta bir suç örgütlerinden oluşuyor. Zaten Afrika'dan gelen göçmenlerin hepsi şehir merkezinde. Kendi içinde zaten bu kadar sorunu olan bir ülkeye bir de dışarıdan sorgusuz sualsiz birçok insan gelince burası dünyanın en tehlikeli yeri olmuş.
Diğer Afrika ülkelerinden farklı olarak burada iş görüşmelerine kesinlikle randevusuz gidemezsiniz. İş yapma anlayışı çoğunlukla Avrupa'ya benziyor. En az birkaç gün önceden randevu almanız gerekiyor. Bütün iş yerleri özel güvenliklerle korunuyor. Üst düzey bir yöneticiyle görüşmeye gittiğinizde bir sürü güvenlikli bölmelerden geçiyorsunuz. Sizinle iş yapmaları için ilk önce sizden zarar gelmeyeceğini anlamaları gerekiyor. Bunun için de ancak ikinci veya üçüncü görüşmeden sonra sizin şirketinizle ilgilenmeye başlıyorlar. Görüşmede karşı tarafı büyük bir ilgiyle dinlediğinizi muhakkak hissettirmelisiniz. Yoksa görüşmeyi hemen kesebilirler. Çok sert ve saldırgan satış teknikleri burada işe yaramaz. Güney Afrika Cumhuriyeti ekonomisinde başta madencilik olmak üzere sanayi, tarım, ulaştırma, enerji, inşaat ve turizm temel sektörlerdir. Afrika ülkelerine gittiğinizde neredeyse her yerde araba markası olarak Toyota görürsünüz. Ama burada birçok farklı model araba markası var. Çünkü ülkede 7 tane farklı OEM otomobil ve hafif ticari araç üreticisi bulunuyor. Ülkede güçlü bir turizm potansiyeli mevcut. Bir kere iyi bir iklim yapısı, kumlu sahilleri ve safari turizmi var. Bizim ülkemizde farklı yarım kürelerde olmasından dolayı ters mevsim yaşanıyor. Ülkemizde kış olduğunda burada yaz mevsimi oluyor. Güney Afrika Cumhuriyeti ülkemizin de içinde bulunduğu dünyanın en büyük 20 ekonomisinden oluşan G20 ülkeleri içinde. Aynı zamanda ülke bu oluşumda yer alan tek Afrika ülkesi. Bu anlamda Afrika'ya yönelik politikaların şekillendirilmesinde de önemli rolü var. 2025 yılındaki G20 toplantısı burada yapılacak. Bu da demek oluyor ki dünya ekonomisine yön veren en güçlü 20 ülkenin lideri burada toplanacak. Güney Afrika aynı zamanda BRICS Birliği üyesidir. Bilmeyenler için bu birlik ülkelerin baş harflerinden oluşan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yer aldığı yükselen ekonomilerden oluşan politik bir entegrasyondur. Bu birlik ekonomi ve ticari gelişim için kurulan bir yapıdır. Afrika kıtasının özellikle Sahra Altı Afrika'nın en önemli fuar merkezleri burada yer alıyor. Birçok ülkeden dünya çapında fuarlar düzenleniyor. Ülkedeki diğer önemli sorunlardan bir tanesi de elektrik kesintileri. Enerji alanında önemli sorunlar yaşayan ülke, güneş ve rüzgardan sonra yeşil hidrojen alanında da ciddi projeler açıklamaya devam etmekte. Bunları aşağıya yorum kısmına yazacağım, oradan bakabilirsiniz. Tarım alanında kendi kendine yeten bir ülke olmasına rağmen hem kuru meyve hem de kuru yemiş ihracatında ülkemiz şirkette potansiyelindeki sektörler, inşaat malzemeleri, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, makineler, otomotiv yedek parça ve lastikleri, medikal ürünler, cam ve camdan eşyalardır. Bir diğer potansiyel bilişim ve yazılım sektörü. Ülke Afrika'daki en büyük bilişim pazarlarının bankalar dijital platformlarını büyütmek ve çevrim içi güvenlik önlemlerini artırmak için burada birçok iş potansiyeli var ve dünyadaki büyük şirketlerin burada ofisi var. Bizim ülkemizden bazı şirketlerin de burada ofisi var. Evet, burası gerçekten çok tehlikeli bir yer. Ama şunu söyleyebilirim, birçok Afrika ülkesine gittim, başıma hiçbir şey gelmedi. Makedonya'ya gittim, Üsküp meydanında bana tinerciler saldırdı. Afrika kıtası ile ilgili olarak daha konuşacak çok şeyimiz var. İlerleyen zamanlarda diğer ülkelerden de videolar yayınlayacağım. Siz de bunları takip edebilmek için lütfen kanala abone olun. Herhangi bir sorunuz olursa aşağıya yorum kısmına yazabilirsiniz.